Efendim, Pedagoji Okulu'na hoş geldiniz. Bugün Pedagoji Okulu'nun 25. dersindeyiz ve bugün 1 saat sürecek olan yayınımızı tamamen sizlerin sorduğu sorulara ayırmaya çalışacağız. Sizlerin şu ana kadar göndermiş olduğu sorular var. Mümkün olduğunca o soruların hepsini ama hepsini cevaplandırmaya çalışacağız. Ve bundan sonraki haftalarda da her beşli rakamlarda 25. Pedagoji Okulu dersi, 30. Pedagoji Okulu dersi, 35. Pedagoji Okulu dersi, Allah ömür verir mi o günleri görür müyüz? 40. Pedagoji Okulu dersi, yapmaya çalıştığımız her beşli dersleri sizlerin sorduğu sorulara ayırmaya çalışacağım. Evet, bugün 25. Pedagoji Okulu dersi özel bir konuya değil, bütün sorularınızı sorabileceğiniz konulara ayrılmış oldu. Peki sorularınızı nasıl gönderebilirsiniz? Sorularınızı iki şekilde gönderebilirsiniz. Birincisi, bir Twitter kullanıcısıysanız lütfen kenara bir yere isterseniz not alın. Adem Altçizgi Güneş benim Twitter adresim. Adem Altçizgi Güneş benim Twitter adresim. Oraya gönderebilirsiniz. Ya da pedagojiokulu@gmail.com'a sorularınızı gönderebilirsiniz. pedagojiokulu.com ki Twitter mesajıyla ben yayından önce duyurmuştum bu iki adresi. Şu ana kadar gelmiş onlarca mesaj var. En son gelen Mehmet Bey'in kekemelikle ilgili mesajı var ve gün içerisinde gelmiş olan mesajlar var. Ve ben bu mesajları okuyarak cevaplandırmaya çalışacağım. Twitter'dan gönderdiğiniz soruları da şuradan görüyorum. Bakalım en son kim mesaj göndermiş? Efendim, Twitter'dan gelen Büşra Hanım'ın mesajı var. Hocam 9 yaşında bir oğlum var diye gönderdiği mesaj. Efendim, o mesajla başlayacağım, ancak daha önceki gelmiş olan mesajlar var. Sırasıyla ilk gelenden itibaren tek tek bütün mesajları cevaplandıracağım. Eğer sizin de çocuğunuzla ilgili, çocuğun yaşadığı ortamla ilgili sorularınız varsa elimden geldiğince bütün bu soruları cevaplandırmaya çalışacağım efendim. Sorabilirsiniz. Çocuğa dair ne sorarsanız, aklınıza ne geliyorsa lütfen sorun. Ne geliyorsa sorun. Hatta şunu sorun, deyin ki ya pedagoji gibi saçma sapan şeylerle uğraşmak istemiyorum. Gerçekten bu saçma sapan bir şey mi? Sen nereden bileceksin ki işte benim evimin içerisinde kavga eden 2 tane çocuğa ben soru soracağım. İşte birbirleriyle kavga ediyorlar, ne yapmam lazım diye. Benim evimin içi farklı, senin söyleyeceğin şey farklı. Herkesin kendisine ait bir evi var. Her çocuğun kendisine ait bir fıtratı var, mizacı var. Nasıl olacak da tüm bunların her birisi teker teker cevaplandırılacak? Yo, öyle değil aslında. Öyle değil. Pedagoji, bu türlü pedagojik bilgilendirmeler, pedagojik rehberlikler genellikle fıtratın üzerinde konuşur. Pedagojik bilgilendirmeler fıtrat üzerine konuşulur. Ne demek fıtrat üzerine konuşulur? Çocuğun doğası üzerine konuşulur. Yani örneğin bir anne diyorsa ki işte 2 yaşındaki bebeğim sürekli beni yanında istiyor. Çocuğun 2 yaşındaki bir çocuğun doğası anneyi yanında ister. İşte verilecek cevap da çocuğun fıtratı gereği verilecek cevaplardır. Dolayısıyla siz eğer bir genel bilgilendirme, ki kendi çocuğunuzla ilgili özel soruları da soracak bir bilgilendirme istiyorsanız ben bu konuyu açmaya çalışacağım. Ancak özel görüşmelerde yani bir pedagojik danışmanlık görüşmelerinde ise mizaca uygun cevaplar verilir. mizaca uygun cevaplar verilir. Ne demek istiyorum? İsterseniz kısaca bundan bahsetmeye çalışayım. Fıtrata uygun cevaplar, yani çocuğun doğasına uygun cevaplar ne? Mizaca uygun cevaplar ne? İsterseniz buradan başlayarak hem de böylelikle sorulacak soruların da şekli şemali belirlenmiş olur. Fıtrat ne demek? Önce oradan yola çıkalım. Fıtrat, türünün özelliğini barındırmaya fıtrat diyoruz. Türünün özelliğini barındırmaya fıtrat diyoruz. Ne demek? Şu demek, kuşlar cik cik ötüyor, efendim kediler miyav der, tavşanlar zıplayarak gider. Her cins kendi türünün özelliğini taşır. Her cins varlık kendi türünün özelliğini taşır. Bütün o türünün özelliğini taşımaya, yani bir kuş cik cik ötüyor olması o cinsin özelliğidir. Efendim kedinin miyavlıyor olması o cinsin özelliğidir. Aynı bunun gibi çocukların da ortak özelliklerine çocuk fıtratı diyoruz. Çocuk fıtratı diyoruz. Hani hatırlarsınız çok kullandığımız bir şey var. Kadın fıtratı diyoruz. Bu ne demek? Aslında bütün kadınların ortak özelliği var mıdır? Vardır. Evet, bütün kadınların aslında bir baktığımızda ortak özellikleri var. Kişiliğe ait ortak özellikleri var, duyguya ait ortak özellikleri var, efendim kendi iç derinliklerine ait ortak özellikler var. Ancak şunu diyebilir miyiz? Bütün kadınlar aynıdır. Hayır diyemiyoruz. Aynı, bütün çocuklar aynıdır diyemediğimiz gibi çocukların ortak özellikleri var. Ancak her çocuğun da kendine has, her kadının da kendine has, her erkeğin de kendine has özellikleri vardır. Kuşlar cik cik öder, evet doğru. Ancak efendim serçeler bir başka cik cik öderler. İşte o bireyin kendine has özelliğine de mizaç diyoruz. Bireyin kendisine has özelliğine de mizaç diyoruz. Ben burada sorulan soruları cevaplandırırken aslında bir bakıma mesajın içerisinden, soracağınız sorunun içerisinden fıtrata ait özelliklerden cevaplandırmaya çalışacağım. Ya da eğer küçük bir bilgi yakalamışsam mizaca ait de özellikleri efendim sorduğunuz soruya yönelik olarak cevaplandırmaya çalışacağım. Birçok kişi pedagojinin gereksiz, psikolojinin gereksiz bir şey olduğunu düşünüyor. Nereden çıkartıyorum? Zaman zaman ben Twitter üzerinden anket çalışması yapıyorum. Sorulan sorular var. O soruların bir kısmı da bu gereksiz bir şey, böylesi bir bilim gereksiz diye efendim bir şık koymaya çalışıyorum. Bakıyorum o şık da cevaplandırılıyor. Pedagojinin gereksiz bir şey olduğu, psikoloji. Neden böyle düşünüyor insanların bir kısmı? Diyor ki ya mübarek sen şimdi diyorsun ki işte çocuklar dayak yerse kötü olur. Çocuklar cezalandırılırsa kötü olur. Çocuğa kötü davranılırsa çocuk kötü olur. İyi de ben çok kötü şartlar içerisinde yetiştim. Ben tek başıma yetiştim. Efendim hatta babam beni işte büyük şehre gönderdi. Kendi tırnaklarımla duvarları tırmana tırmana bulunduğum yeri geldim. O zaman ben kötü adam mı oldum diye soruyorlar. Eğer madem pedagoji böyle, çocuğa kızmayacaksın, çocukla konuşurken eğilerek konuşacaksın, efendim çocuğun mizacına uygun davranacaksın gibi ince hassas değerlerden bahsederken bana hiç kimse hassas davranmadığı halde ben kötü adam mı oldum diye aslında pedagojinin belki de yersiz olduğunu, psikolojinin belki de yersiz olduğunu söylerken şu bilgi unutuluyor. Pedagoji kötü adam ile uğraşmaz. Kötü adam, iyi adam diye bir şey yoktur. Ancak şunu konuşur. Çocuğa yeterli bir adam mı bu baba? Çocuğa yeterli bir kadın mı bu anne? Duygularını yönetebilen bir baba ile mi karşı karşıyayız şu anda? Duygularını yönetebilen bir anne ile karşı karşıya mıyız şu anda? Eğitimin temel unsurlarını bilen bir öğretmenle karşı karşıya mıyız şu anda? Gibi kriterleri içerir. Yani kötü adam oldum ya da iyi adam oldum. Bak ne güzel ben evine sadık bir adamım. Ne güzel geliyorum gidiyorum işim var aşım var. İşte Allah'a şükür güzel de bir yuvamız var. Yani kötü adam mı oldum? Ya mübarek kötü adam oldukla ilgili değil bu. Sen şöyle bir şey oldun. çocuğunla oynayamayan bir baba oldun. Hani baban seni cezalandırıyordu, kızıyordu, incitiyordu, sen ağlıyordun. Öğretmenin kapıdan dışarıya kovuyordu, sen müdür yardımcısının yanına gidiyor. İncine incine yetiştim, hani tırnaklarımla hayatı kazandım diye söylüyorsun ya. İşte tüm bu kazandığımız hisler, tüm bu kazandığımız ya da kaybettiğimiz hisler aslında bizi bir yeteneğimizden alıkoydu. Annelik yeteneğimizden alıkoydu. Bak çocukla oynayamıyorsun şu anda. Çocukluk yıllarında zarara uğratılmış bir yetişkinin en belirgin iki özelliği vardır. Pedagojik olarak söylüyorum bunu. Pedagojik olarak, pedagojinin ilgilendiği saha içerisinde söylemeye çalışıyorum. Çocukluk döneminde zarara uğratılmış bir yetişkinin iki tane sorunu ortaya çıkar. Birincisi, çocuğuyla yakın duygusal teması sürekli olarak gerçekleştiremez. Çocuğuyla yakın duygusal teması sürekli olarak gerçekleştiremez. Yani oturup çocuğuyla, eğer bir erkek çocuğuysa arabasını alıp çocuğuyla birlikte oyun oynamak, onunla sohbet etmek, onu diye dinlemek, ruhsal bir denge içerisinde onun faaliyetlerine eşlik etmek, eğer ödev yapıyorsa çocuğun yanında sakince beklemek, çocuğun uyumamazlığını, akşam yatağa yattı, su istiyorum, tuvalete gideceğim gibi şeyleri olgunlukla karşılamak gibi davranışlar sergileyemez. Neden dolayı? Çünkü sen çocukluk yıllarında zarara uğradın. Birincisi çocukla problemi çıkar, çocukluk yıllarında uğratılmış zararın. İkincisi eşle ilgili çıkar. Eşle ruhsal temas kuramaz, empati kuramaz, eş duyum yaşayamaz. Deliye çevirir eşini. Erişemiyorum sana. Ben ne yapıyorum da bana erişemiyorsun? Erişemiyorum sana. Duygularına erişemiyorum. Doyumsayamıyorum. Neyi doyumsayamıyorsun? İşte bu anlayamadığın şey var ya, onu doyumsayamıyorum. Çocukluk yıllarında uğratılan zararlar yıllar sonra eş ve kendi çocuğuna yakın duygusal ilişkilerde problem çıkartır. Böylesi insanlar belki sosyal yaşam içerisinde çok başarılıdırlar, çok heyecanlıdırlar, kabul görürler, destek alırlar, teşvik edilirler vesaire yaparlar. Ancak kendi çocuklarıyla, eşleriyle baş başa kaldıklarında bir türlü o empatik sürekliliği sağlayamazlar. İşte pedagoji bununla ilgileniyor. Şu anda sizin ilgilendiğiniz, annelik yapmaya çalıştığınız çocuğun 20 sene sonrasının zeminini oluşturmaya çalışıyor pedagoji. Yarınını değil, ertesi gününü değil, 20 sene sonrası. Pedagojide ürün ancak 20 sene sonra kendisini ortaya koyar. 20 sene sonra. 5 sene sonra davranış bozukluğuyla karşılaşabiliriz belki. Çocuklar agresiftir, hırçındır ama bu bir ciddi bir problem olarak gelmez. Ya 20 sene sonra, ya bu çocuk öfkesini yönetemiyor, karısını dövüyor. Dövüyor. Neden? Çünkü içerisinde daralmışlıkları o vaziyete geldi ki eşiyle beceremiyor, evlilik ilişkisini beceremiyor. Ya bu adam hiç evinin içerisine gelmiyor. Kim, hangi adam? Benim oğlum olan adam. Çocuğunu dövüyor. Sinir krizleri geçiriyor. Hiçbir türlü mutlu değil. Tüm bunların her birisi işte bugün atılan adımlarla bağlı. Evet, kısaca böyle pedagojinin çerçevesini çizip fıtrat ve mizacı da tarif ettikten sonra sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağım. Soruları cevaplandırmadan önce Twitter'da sorduğum ve şu anda 1267 oylanmış olan soruyu, ankete bir bakalım. Baskı ve ceza ile eğitilen çocuklar genellikle söz dinlemez ve agresif olurlar diye sormuşuz. Baskı ve ceza ile terbiye edilen çocukların iki özelliği vardır. Birincisi söz dinlemezler, laf dinlemezler. İki, agresif olurlar, hırçın olurlar. Ceza ve baskı. Peki mükafat ile terbiye edilmeye çalışılan çocuklar, yani bir davranış oluşturulduğu zaman ona bir şey verilen, gülen yüz verilen, işte iyi, istenilen iyi davranışı sergilediğinde ancak işte sevecen tavırlarla karşılaşan çocuklar, mükafatlandırılarak davranış oluşturulan çocuklarda ne olur diye sormuşuz. Birinci şık uyumlu olur diye söylenmiş. %16, 1267 kişinin %16'sı uyumlu olur diye söylemiş. %34'ü şımarık olur diye söylemiş. %44'ü edilgen olur diye, %6'sı da hiçbir şey olmaz ne var ki bize bir şey mi oldu diye cevaplandırmış. Mükafatlandırılarak yani koşullu eğitilen çocuklar genellikle edilgen olurlar. %44'ün verdiği cevap doğru. Mükafatlandırılarak eğitilen çocuklar edilgen olurlar. Şimdi sorulara geçmeye çalışayım. Efendim ilk soruyu nereden okuyacağım? İlk soruyu pedagojiokulu@gmail.com'dan sorulmuş olan soruyla cevaplandırmaya çalışacağım. Şöyle sormuş, kim sormuş? Rabia Hanım sormuş. Rabia Hanım şöyle sormuş. Adem Bey, lütfen yardımcı olun. 32 aylık kızım var. 2 yaşına kadar beraber yattık. Şimdi ise odamızda farklı bir yatakta yatıyor. Doğduğundan beri hep benimle, hiç televizyon izlemedi. Ne olduğunu bilemiyorum. Yeni telefonla oyun oynuyor. Kitap okumayı, dinlemeyi yani. Mutfakta yemek yapmayı çok seviyor. Renkleri biliyor, şarkı ezberliyor. Eve gelene hoş geldiniz diyor. Nasılsın, ben iyiyim diyor. Yani diyalog kurmayı becerebiliyor. Yaşıtlarıyla da iyi ilişkiler kuruyor. Diyor 12 aylık bir oğlum daha var. Onunla beraber yatıyorum. Aralarında kıskançlık yok denecek kadar ya da ben anlamıyorum kıskançlık olup olmadığını. Kızım çok konuşuyor. Örneğin kalın giyelim diyorum. Neden giyelim kalın diye soruyor. Hava soğuk olduğunu söylüyorum. Neden hava soğuk diye soruyor. Kış mevsimi diyorum, neden diyor, hiç sonu gelmiyor, açıklama yapmaktan bunalıyorum diye yazmış. Sonra bir cümlesi daha var. Sorunu ne? Sorunu efendim şaşırdım diyor, şaşırıyorum çocuğumun davranışları. Son bir şeyde Face'te bir terapist var. Bir ara ona mail atmıştım, çocuklarla da ilgileniyor. Benim 2 yaşından sonra çocukla, 2 yaşına kadar çocukla aynı yatakta yattığımı duyunca bana kızdı. Çocukların cinsel gelişiminin iyi bir şey olmadığını söyledi. Yardımcı olur musunuz diye sormuş. Şimdi aslında bu temel bir soru. Ben bağlanmanın, anne çocuk bağlanmasının o çocuğun bütün yaşamını etkileyen nasıl bir şey olduğunu bilimsel kriterlerle karşılaştırıp çocukla anne arasındaki bağlanmanın aslında kişilik gelişimine nasıl bir katkı sağladığını, tırnak içerisinde hep söyleyeceğim çünkü, bilimsel yöntemleri, yapılan araştırmaları, anneyle birlikte yatmış olan çocuklar ve o çocukların özellikleri, anneyle bağlanabilmiş olan çocuklar ve o çocukların özellikleri üzerine yazılmış, yapılmış yüzlerce, binlerce araştırmalar var. Ve bu binlerce araştırmaların her birisinin içerisindeki okuduğum, gözlemlediğim, sadece benim kendi gözlemlerim değil, sadece benim yaptığım çalışmalar değil, binlerce insanla karşılaştım bugüne kadar. Ben 47 yaşındayım. 4 çocuk babasıyım. 4 çocuk babasıyım. Kendi tecrübelerimi yazmıyorum ben sadece, söylemiyorum. Hayır, aynı zamanda ben bir bilim insanıyım ve doktora çalışmam bağlanma üzerine. Yani burada belki sizden birisi olarak ve dostça, burada kendi dilimizi kullanarak, Anadolu pedagojisinin temel kriterlerini kullanarak bir şeyler paylaşıyorum. Ancak bu paylaştıklarımın hepsinin bir bilimsel temeli var. Çıkıp kahve sohbeti yapar gibi, ya çocuğunuzla birlikte yatsanız aslında iyi olur, ne güzel, çocuk da sevinir. Hayır, öyle bir şey yok. Ya yapılmış yüzlerce binlerce çalışmalar var. Bu çalışmaların içerisindeki edindiğim, özümsediğim balları size ikram etmeye çalışıyor ve fakat kendi dilimizi kullanarak ikram etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla burada yazılmış olan, burada söylenmiş olan, yani çocuğun anneyle birlikte yatması onun cinsel karmaşa yaşamasına sözü oldukça talihsiz bir söz. Bir anneye böyle bir söz söylendiği sırada anne çocuğunu reddeder hemen. Oğlan çocuğuyla, erkek çocuğuyla birlikte sıcacık yatağında, onun ilk döneminde, anneye ihtiyacı olduğu dönemde, eğer bir anneye derseniz ki sen çocuğunla birlikte yatarsan bu çocuk eşcinsel olur dersen, anne birdenbire neye uğradığını şaşırır ve yatağından reddeder, sıcaklığını reddeder. Halbuki böylesi bir talihsiz bir söz söylenmemesi lazım. Neden dolayı söylenmemesi lazım? Bakın, ben birkaç tane bilimsel çalışmalardan bahsedeceğim. Burada da vardı zannedersem Güvenli Bağlanma kitabı. İlk önce kendi kitabımın içerisinde, Güvenli Bağlanma kitabının içerisinde 42. sayfada iki tane çalışmadan bahsetmişim. Şöyle, izniniz olursa okumaya çalışayım. Notre Dame Üniversitesi anne-bebek uyku davranışları laboratuvarında yapılan çalışmalarda bebeğin anne ile yatmasının hem fizyolojik hem de psikolojik olarak bebeğe fayda sağladığı gibi bu yakınlığa annenin de ihtiyacı olduğu vurgulandı. Nerede yapılmış bu çalışma? Notre Dame Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma. Yine bilimsel çalışmalar sonucu anne ile birlikte uyuyan bebeklerin daha huzurlu ve uyumlu olduğu yapılan çalışmalarla bulunmuş. Hangi çalışmalarla? Bilimsel çalışmalarla. Bilimsel çalışmaların kendine has kriterleri var. Sokağa çıkıp birisiyle röportaj yapmak değildir bilimsel çalışma. O kişiyi belli başlı kriterler içerisinde gözlem yapıp, benzer durumların farklılaştığı sırada da yine gözlem yapıp, o kriterlerin sonucunda bilimsel bir heyetin de onayıyla ortaya çıkan sonuçtur bilimsel çalışma dediğimiz çalışma. Notre Dame Üniversitesi anne-bebek uyku araştırmaları laboratuvarında anne ile birlikte uyuyan bebeklerin daha huzurlu olduğu yapılan araştırmada çıkmış. İsviçre'de yapılan iki ayrı araştırmada ise bebeğiyle birlikte uyuyan annelerin oksitoksin, emzirme esnasında salgılanan hormon, oksitoksin düzeyinde artış gözlemlenmiş. İsviçre'de yapılan çalışmada da bu gözlemlenmiş. Ben iki tane çalışmayı sadece kitabın içerisine, Güvenli Bağlanmanın içerisine almaya çalıştım. Şu kitap. Keşke rastladığınız bir yerde alsanız, almasanız bile kitapçıda şöylece bir gözden geçirseniz ya ne anlatılıyor diye. O zaman anne ile çocuğun birlikte yatmasının o güvenli bağlanmaya olan katkısı ve çocuğun iç düzeninin oluşturulması için ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Ben iki tane çalışmayı yazmıştım. Ancak görüyorum ki bu konuda biz ne kadar bir şeyler ortaya koyarsak koyalım, ancak şu cümle bir anneye söylenilirse annenin birdenbire sistemi değişiyor. Çocuğun eşcinsel olur. Ya bu böyle bir şey söylenmez. Böyle bir şeyin söylenebilmesi için çok ciddi bir takım veriler olması lazım elde. Bakın, ben birkaç tane bilimsel çalışmadan daha bahsedeyim. Efendim, Bed Sharing and Infant Sleep diye bir çalışma var. Nerede? Bird dergisinde yayınlanmış bilimsel bir dergi. Bilimsel çalışmalar bilimsel dergilerde heyetle, akademik bir heyetin gözetiminde yapılır ki bu bir bilimsel çalışma mı diye gözlem altında tutulur. 2003 yılında yapılan bir çalışmada anne yanından ayrılan bebeklerin yüzleri sürekli bir hüzünlü ifade gözlemlenmiştir. Yeni doğanın anne yanında yatmasının tensel teması artırdığı ve bu sayede çocuğun emme davranışını olumlu yönde artırdığı gözlemlenmiş. Anne yanında yatan çocuğun yazmış? Doktor Ball yapmış bu çalışmayı. Türkçe değil, 2L ile yazılıyor. Yurt dışında yapılmış olan bir çalışma. Anne yanında yatan çocuğun emme davranışında olumlu bir katkı gözlemlenmiş. Anne yanından ayrılıp ayrı yerde yatırılan çocuklarda emme davranışının azaldığı gözlemlenmiş. Kim yapmış bu çalışmayı? Doktor Ball yapmış. Yine Amerikan Kolej'de yapılan bir çalışma, ten tene temasın, yapılan çalışmanın sonucunu söylüyorum. Ten tene temasın bir diğer yararı da, o akademik çalışmanın içerisinde aldığım birkaç satır, bebekte vücut ısısını dengelemesidir. Bebekte vücut ısısını dengelemesidir. Bebekler doğumdan sonra vücut ısılarını normal düzeyde tutma kabiliyetine henüz sahip olmadığı gözlemlenmiş. Ya beni anlıyor musunuz? Bebekler, yeni doğan bir bebeğin henüz termostat sistemi normal çalışmıyor, bilmiyor. Çocuğun termostat sistemi neye göre ayarlanıyor? Anne sıcaklığına göre ayarlanıyor. Yoksa çocuk o ilk sıralarda, ilk haftalarda, ilk aylarda bir sarsıntı yaşıyor. Sıcakla soğuk arasında. Sıcağa alıştırırsan çocuk sürekli olarak sıcak arzu edecek. Soğuğa alıştırırsan soğuk. Anne yanında yatan bebeklerin ise vücut ısılarını daha dengeli bir şekilde ayarladıkları gözlemlenmiş. Kim yazmış bunu? American College of Nurse Midwives diye 2013 yılında yazılan bir makalede. Peki bir tanesinden daha bahsedeceğim. Yine 2000 kaç yılında yapılmış? 2005 yılında yapılan bir çalışmada bebeğin sağlıklı gelişiminde oldukça önemli bir rol oynayan ten tene temas aynı zamanda annenin ruhsal durumu üzerinde de etkileri görülmüştür. Bebeğiyle birlikte yatan Big Love ve arkadaşları yapmış bu çalışmayı. 2012 yılında yapmış. Ten tene temas uygulayan ve uygulamayan anneler kıyaslandığı çalışmada anne ve bebeklerin ten tene temasta bulunmasının annedeki doğum sonrası depresif sendromları ve fizyolojik stresi azalttığı gözlemlenmiş. Annede doğum sonrası sendromları ve fiziksel stresi azalttığı gözlemlenmiş. Kimlerde gözlemlenmiş? Bebeğiyle yatan annede. Sadece bebeğin ruh sağlığına, çocuğun iç düzenine, fiziksel yaşamına katkısı değil, aynı zamanda annenin de ihtiyacı olan bir davranış olduğu ortaya çıkıyor. Yine bir başka çalışmadan daha bahsedeyim. Kim yazmış bunu? Shore diye bir, Doktor Shore isimli bir bilim insanının yaptığı çalışmada şöyle söylüyor. Emzirme esnasında anne-bebek arasındaki duygusal bağ birlikte yatan annelerde daha kuvvetli olduğu gözlemlenmiş. Sağ beyinden sağ beyne iletişim ile bebeğin henüz gelişmemiş olan beyninde duygu düzenlenmesi yapıldığı, duygu düzenlenmesine katkı sağladığı görülmüştür. Kimle? Anneyle yatan bebeklerde. Yani empati duygusunun ve duygu düzenlenmesinin daha sağlıklı olduğu görülmüş. Çocuk anneyle yatarken aldığı huzur ve sakinlik ile duygu düzenlemesinin yapılan bilimsel çalışmada görülmüş. Nerede yayınlanmış? Mental Health Journal'da yazılmış bu bilimsel çalışma. Doktor Şuur yazmış. Shore 2001 yılında yapılan çalışmada. Şimdi sadece yurt dışında yapılan çalışmalar mı? Sadece yurt dışında yapılan çalışmalar mı? Hayır. Ülkemizde yapılan çalışmalarda da kimi gözlemliyoruz? Mesela bu konuda Doktor Özdemir ve Doktor Ünal'ın yaptığı 2016 yılında yaptığı bir çalışmada bakın nasıl bir şey görüyoruz. Bağlanma stilleri ve birey üzerindeki tesirleri sadece psikolojide değil, tıpta da ilgi görmektedir diye yazmış Doktor Ünal ve Özdemir. Panik bozukluğu ve majör depresyonda bağlanma boyutlarının araştırılması konusunda yapılan çalışmada şu bulgulara erişilmiş. Hangi bulgulara? Panik bozukluğu hastalarında sağlıklı kontrollere kıyasla bağlanmada kaygı ve kaçınma puanının yüksek olduğu, bağlanmada kaygı puanının MD hastalarında düşük çıkması Türkiye örneklemiyle uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Neyi gözlemlenmiş? Şu gözlemlenmiş. Panik bozukluğu olan hastaların çocukluk yıllarında bağlanma bozukluğu da olduğu gözlemlenmiş. Neye? Yapılan bilimsel çalışmalarda. Yeter mi? Yetmez. Bir tane daha örnek vereyim. Kara Irmak ve Güllüoğlu, Doktor Güllüoğlu'nun yaptığı çalışmalarda, 2014 yılında yapılmış bu çalışma. Hem de neyle ilgili yapılmış? Rica ederim bunu birazcık daha böyle farkındalıkla bir takip edebilir miyiz? Deprem deneyimi yaşamış kişilerde bağlanma modeline göre psikolojik sağlamlılık üzerine yapılmış. Kimlerle yapılmış? Deprem yaşamış kişilerde deprem deneyimi geçirmiş olan kişilerin geçmiş çocukluk yıllarına bakılmış. Depremden sonra psikolojik sağlamlılığı ölçülmüş. Psikolojik zor durumda kalan kişiler ile psikolojik güçlü olarak çıkmış kişilerin geçmiş çocukluk yıllarına gidilmiş ve anne ile bağlanan kişilerin ve bağlanmamış olan kişilerin depremden sonraki psikolojik sağlıklılığına bakılmış. Ve çıkan sonucu sizlerle paylaşmaya çalışayım. Güvenli bağlanma ile psikolojik sağlamlılık arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucu çıkmıştır. Araştırmacılar güvenli bağlanma stiline sahip bireylerin psikolojik sağlamlılığı açıklayan önemli bir faktör olup olmadığını sınamak üzere doğrusal bir regresyon modeli üzerinde çalışmışlar. Elde edilen sonuçlara göre güvenli bağlanma stiline sahip olmanın psikolojik sağlamlığı yordayan önemli bir değişiklik olduğu gözlemlenmiştir. Nerede çıkmış bu çalışmada? 2014 yılında deprem deneyimi yaşamış yetişkinlerde bağlanma modeline göre psikolojik sağlamlık isimli çalışma Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisinde yayınlanmış bilimsel bir çalışma. Ne çıkmış karşımıza? Güvenli bağlanmanın, anneyle birlikte yatmanın çocuğun psikolojik yıllar sonra psikolojik iyi oluşuna, deprem sonrasındaki psikolojik sağlamlığına kadar yapılan çalışmalar. Neden dolayı tüm bunların her birisini paylaştım? Bir anneye çocuğunla birlikte yatarsan o çocuk eşcinsel olur demek anneyi deliye çevirir. Ve çocuğun hakkına girmek olur. Eğer anneye bu çocuk seninle birlikte yatarsa çocuğunla bir daha ayrılamazsın demek doğru bir söz olmaz. Çünkü çocuklar 2 yıl devam eden bir güvenli bağlanma ihtiyacı içerisindeler. 2 yıl sonra bu ihtiyaç bitiyor, artık ayrılmaya doğru dönüşüyor. Yapılan bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Evet, ben burada çıkıyorum, konuşuyorum. Kendi dilimizle konuşuyorum. Anadolu'muzla konuşuyorum. İçinde bulunduğum toplumun anlayabileceği bir şekilde söylemeye çalışıyor, kitaplar yazmaya çalışıyorum. Ancak tüm bu sadeleştirdiğim basit hale ve birbirimizi anlayabileceğimiz hale getirdiğim bu çalışmaların her birisinin bir bilimsel kökeni var. O yüzden ülkemizde güvenli bağlanma, deprem sonrasında dayanıklı olmak için güvenli bağlanma, eş ile sağlıklı bir evlilik kurabilmesi için güvenli bağlanma, kendinizin depresyondan, panik ataktan korunabilmeniz için güvenli bağlanma, sütün daha iyi gelebilmesi için güvenli bağlanma, strese karşı dayanıklı olabilmek için kimin? Annenin güvenli bağlanma, doğum sonrası depresyonun atlatılabilmesi için güvenli bağlanma, annenin de ihtiyacı, çocuğun da ihtiyacı. Ama bu ihtiyacı böyle elinin tersiyle vurup da anneyle yatan çocuk eşcinsel olur demiş olmak çok büyük bir talihsizlik olur. Sevgili Rabia Hanım'ın sorduğu soruyu böylelikle uzun uzun cevaplandırmaya çalıştım ki bu konuyla ilgili belki daha söylenecek şeyler var. Ancak en azından bu kadarını paylaşmış olayım. Ve yerinizde olayım. Hiçbir şey bilmeyin. Pedagojiye dair hiçbir şey bilmeyin. Rica ediyorum, hiçbir şey bilmeyin. Yıllardır anlatmaya çalıştığım, yazmaya çalıştığım sadece bir şey bilin. Güvenli bağlanmayı. Yıllar sonra belki Adem Hoca'ya dua edersiniz. Çünkü görüyorum, anneleri görüyorum. İşte çocuklarıyla ilgili. Rabia Hanım bak burada bahsetmiş. Diyor ki birlikte yattık, güvenli bağlanmış yaptık diyor. Mutfakta birlikte yemek yapıyoruz, şarkı ezberliyoruz, söz dinliyor, kıskançlık nedir bilmiyor. Bir yetişkin gibi soru soruyor, meraklı, heyecanlı. Neden? Çünkü temel ihtiyacı karşılandı. 2 yıl sürecek olan temel ihtiyacı karşılandı. Bir şey bilin, güvenli bağlanmayı bilin. Başka bir şey, şimdiye kadar söylediklerimin hepsini silin atın. Sadece güvenli bağlanmayı bilin. Nedir bu güvenli bağlanma? Ne oluyor güvenli bağlanan annenin duygu durumu, onu bilin. İkinci bir soru yine güvenli bağlanmakla ilgili. Kübra Hanım'la biz gün içerisinde birkaç defa yazıştık. Kübra Hanım'ın şöyle bir sorusu var. Sormuş. Oğlum 3 aylık gündüz uykusu yok gibi bir kere uyuyor diye Adem Hoca bir mesaj alınca hemen ilk aklına gelen şey, bu çocuk fıtratı içerisinde bir davranış değil. Yani ya çocuğun mutlaka fizyolojik bir problemi var ya da neyi var? Güvenli bağlanma problemi var. Başka türlü ben bir şey bilmiyorum. Ya fizyolojik bir problem, eğer her şey yolundaysa, yani çocuğun ciğerleri, akciğerleri, karnı, marnı, gözü, kulağı, ağzı, burnu, kasları, bacakları, eklem yerleri, kıkırdak dokusu fizyolojik olarak her şey normal, tıkır tıkır saat gibi çalışıyorsa çocuğun, o zaman bir şey akla gelmesi lazım. 3 aylık bir çocuk uyku problemi yaşıyorsa hey demek lazım orada. Güvenli bağlanması ne durumda? Anne şöyle yazmış Kübra Hanım. 3 aylık gündüz uykusu yok gibi bir kere uyuyor, o da zorla, sadece uğraşıyorum, gazını çıkartıyor, şişkinliği yok, ağrısı da yok. Bir uyku belirtisi gördüğümde gözlerini ovuşturuyor genellikle. Hemen uyku rutinine geçiyoruz. Alt değiştirme, emzirme, yatağına koyma, emzik sallama, emzik ve sallama. Ayakta sallama ya da işte pışpışlama. Ama çok zor uyuyor. Mümkün değil. Böyle bir şey olması mümkün değil. Çocuk fıtratına aykırı bir şey. Yukarıdan bir cismi bıraktığınızda pat diye aşağıya düşer. Siz diyorsanız ki yukarıdan bırakıyorum, havada kalıyor diyorsanız mümkün değil. Ne yapmam lazım diye, uzun oldu diye nezaketen Kübra Hanım bir mesaj göndermiş. Ben şöyle bir cevap verdim kendisine. Çocuğunuzla birlikte mi yatıyorsunuz? 3 aylık bir çocuk nerede yatıyor? Anne ihtiyacı karşılanıyor mu bu çocuğun? En büyük ihtiyacı olan anneyle bağlanma ihtiyacı. Yani karnı doyuyor mu? Ruhsal karnı doyuyor mu? Kübra Hanım cevap vermiş, şöyle bir cevap vermiş. Evet, çocuğum çoğunlukla birlikte uyuyoruz. Bazen istemiyor beni. Hey, işte bakın bağlanmanın ne demek olduğunu, güvenli bağlanmayan çocuğun anneyi nasıl reddettiğini eğer siz bir takım bilimsel çalışmalardan okuyunca Kübra Hanım'ın 2 satırlık cümlesi sizin için bir anlam taşıyor. Evet, çoğunlukla çocuğumla birlikte uyuyorum. Bazen onu da istemiyor. Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. 3 aylık bir çocuk anneyle birlikte yatmayı reddediyorsa, anneyle kendi arasındaki bir güvenli bağlanma problemi var. Şimdi ben kendisine bir kere daha yazmışım. Çoğunlukla uyuyorum diye söylediğiniz şey neyi içeriyor? Çoğunlukla uyuyorum diye söylediğiniz şey. Kübra Hanım şöyle cevap vermiş. Çoğunlukla yatağıma alıyorum, emerek uyuyor, uyumadığı zaman kendi beşiğine yatıyor. Yani şöyle ki, huzursuzlandığı zaman ayağında, beşiğinde sallıyorum, huzursuzluğu devam ediyor, yanıma alıyorum, bir süre sakinleşiyor, sonra huzursuzlanıp tekrar sallamaya geçiyorum, çoğunlukla yanımda emerek uyuyor, sonra yatağına alıyorum. Ama böyle olmaz ki. Böyle olmaz ki. Çocuk deliye döner. Ya neye ihtiyacı var Kübra Hanım? Oğlunuzun neye ihtiyacı var? Sevgili 3 aylık oğlunuzun yanınızda, sizin sıcaklığınızda yatmaya ihtiyacı var. Hemen dibinizde, buracık bir yerde. Hemen burada yatmaya ihtiyacı var. Gözünü açtığında annesini görmeye ihtiyacı var. Ayrı bir beşikte değil. Emzirip, yanınızda uyutup sonra ayrı bir yatağa almaya değil. Hayır. Emzirip, uyutup, kendi yatağınızda sabaha kadar birlikte uyumaya ihtiyacı var. kendi yatağınızda birlikte. Sevgili hocam işte ben ezerim diye korkuyorum, insanlar korkutuyorlar, birileri bir şeyler söylüyorlar. Güvenli bağlanma beşiği alın. Ben onu da Twitter'dan paylaşmaya çalışmıştım. Hemen anne yatağının yanına konulabilecek, elinizi uzattığınız zaman hemen elinizi tutabilecek, yakınlığınızı sağlayabileceğiniz bir yakınlıkta güvenli bağlanma beşiği alın. Onun üzerine orada yatırın. Beşikle ilgili çok söylediğim şeyler var. Çocuk beşiğinin nasıl olması lazım geldiğini, hapishane parmaklıkları gibi olmaması lazım geldiğini, anne yatağından daha düşük bir seviyede olmaması lazım ya. Bunlar böyle bunlar şey değil. Bunların hiçbirisi pedagojik değil. Çocuğu hapsediyorsun içeriye. Nereden çıktı bu? Kafeslerde çocuk yetiştirmeden itibaren gelen bir beşik alışkanlığı, kültürü bu. Çocuklar daha önce anneyle bağı kopartılsın diye Orta Çağ döneminden itibaren kafeslerin içerisine alınıyordu ve o kafeslerin içerisinden sonra gelen alışkanlıkla çocuklar şu anda üstü açık kafesin içerisinde tutuluyor. Hapishane parmaklıkları gibi. Hayır, böyle bir beşikten bahsetmiyorum. Anne yatağıyla eşit seviyede anne elini uzattığı zaman bebeğiyle el ele tutuşabilecek, anne bebeğini özlediği sırada deyip onu koklayabilecek kadar yakınlıkta bir yataktan bahsediyorum. Ve ne kadar zamanda uyumasını, uyutup emzirip hemen beşine koymayı değil, sabaha kadar. Ne kadar? 2 yıl boyunca. Ah sevgili hocam, tamam siz iyi şeyler söylüyorsunuz da ben bebekle birlikte yatarsam eşimle birlikte nasıl yatacağım o zaman? Eşle çocuğu, karı kocanın arasında bebeğin yatması güvenli bağlanmaya katkı sağlamıyor. Onu da hemen söylemeye çalışayım. Anne tarafında yatacak. Anne tarafında yatacak bebek. Anne baba peki o zaman nasıl olacak? Yani biz bir aile hayatımız var, bilmem neyimiz var, vesairemiz var. Ya bu kadar pratik, bu kadar küçük sorular bence sorulmaması lazım. Yani çocuğun yanında aile hayatı, işte özel yaşam vesaire olacak şey değil ki zaten. Annenin mahremiyetine zarar verir. Burada çocuğun anneyle birlikte yatmasından bahsediyorum. Yoksa ortak bir yaşam sürmekten bahsetmiyorum. Sevgili Kübra Hanım'ın sorusuna da böylelikle cevap vermiş olayım. Twitter üzerinden gelen soruları da cevaplandırmaya çalışayım. İlk soru kimden gelmişti? Twitter'da kısa sorular oluyor. Twitter'daki soruları da cevaplandırmaya çalışayım. Hasret Bey veya Hanım sormuş. İyi akşamlar hocam. Bir bebek 6 aylık şu an. Ne kadar sıklıkla kucağa alınmalı? Bebek 6 aydan sonra anneyi kullanır mı? Böyle bir şey yok. Çocuk ihtiyacını karşılar. Eğer ihtiyaç karşılamaya kullanmak dersek insan ilişkilerinde bu çok saçma sapan bir şeye dönüşür. Erkekler kadınları kullanıyor o zaman. Hı? Kadınlar erkekleri kullanıyor o zaman. Niye? Bazı kadınlar ev hanımı. Kocalarını gidip çalıştırıyorlar, para getirtiyorlar, kullanıyorlar o zaman. Hayır, birlikte yaşamın, ortak yaşamın bir unsurları bu. Erkekler kadınları o zaman evleniyorlar, bazı işler için kullanıyorlar. Ne için kullanıyor? Ev temizlettiriyorlar, bilmem şunun için, bunun için. Böyle bir şey yok. Hayır, ihtiyaç giderme. Aile içerisindeki ilişkide ihtiyaç gidermeden bahsetmek lazım. Çocuk için özellikle bu. Peki 6 aydan sonra anneyi kullanır mı? Hayır, ihtiyacını giderir. İhtiyacını giderir. Ne kadar sıklıkla kucağa alınmalı? Çocuk ihtiyaç duyduğu kadar annesinin yanına gelir. O kadar sıklıkla da ihtiyacını giderir. Sonra 6 aydan sonra eğer 1 seneden sonra, 2 seneden sonra azalacaksa bu ki azalır. Ne kadar ihtiyacı kalmışsa onu giderecektir. Ne kadar kucağa alınması lazım? Çocuk istediği kadar. Hocam bizimki hiç kucaktan inmiyor. Tamam, doğru, hiç kucaktan inmeyecek kadar o zaman. Benim yanımdan hiç ayrılmıyor. Evet, çocuk fıtratı anneyi sürekli olarak göz teması içerisinde görmesi lazım. Ben mutfakta iş yapacağım. Ya mübarek, bunlara kadar mı ben cevap vereyim? Yanına bir tane sandalye alırsın, bebek sandalyesi alsın, seni görür. Çocuk sürekli, özellikle 2 yaşına kadar anneyi göz teması içerisinde tutacak kadar birlikte olması lazım. Lavaboya gidemiyorum, şunu yapamıyorum. Evet, bu çocuk fıtratının bir gereği. Eğer evde eşiniz de size yardımcı olacak olursa efendim kolaylıkla atlatmış olursunuz. Ayşe Hanım'ın bir sorusu var. Kızıma sınıfında konuşamayan, vuran, kaynaştırma öğrencisini kötü davranışları nedeniyle dışlanmaması için nasıl anlatmalıyım diye sormuş sevgili Ayşe Hanım. Ayşe Hanım ve kızını yakından tanıdığım için belki özel olarak cevap verebilirim bu soruya. Ancak genel itibariyle söyleyecek olursak bir kere kaynaştırma öğrencisiyle ilgili sorumluluk öğretmene aittir. Öğretmene de bilgi aslında idare tarafından verilmesi lazım. Çünkü öğretmen bir pedagog değildir ki. Gözleri görmeyen bir çocuğa nasıl yaklaşılması lazım geldiğini, fiziksel engelli bir çocuğa nasıl yaklaşılması lazım geldiğini, zihinsel engelli bir çocuğa nasıl lazım geldiğini öğretmene indirilen bilgiyi ve öğretmenin de çocuklarla sınıf içerisinde konuşmasıyla gerçekleşen bir kaynaştırma programı olması lazım. Ancak olmamış, ne olacak o zaman? Kaynaştırma öğrencisi Ayşe Hanım'ın çocuğuna vuruyor. Ayşe Hanım, yapacağınız şey aslında oturup sevgili kızınızla konuşmak. Ki zaten siz kızınızla güvenli bağlanma ilişkisi içerisinde bir hayat sürüyorsunuz. Bir engellilik durumunu anlatmak. Eğer kendisine vurduğu zaman, kendisine zarar verdiği zaman bunu isteyerek yapmadığını, belki o vurmayla bir şey talep ettiğini, bir şey istediğini, vurmanın, şiddetin belki onun için bir iletişim aracı olduğunu kızınıza belki anlatabilirsiniz. Onu anlayabilmesi için belki her akşam onun hangi davranışları sergilediğini ve birlikte anlamlandırma çalışması yaparak o güvenli bağlanma, anne kız ilişkisini daha da kuvvetlendirebilirsiniz her akşam. Ama her akşam davranışları analiz ederek yardımcı olabilirsiniz. Dışlamak, ittirmek, onu zarara sokmak tabii sizin de yapacağınız bir davranış değil asla. Bir kaynaştırma öğrencisine yapılacak bir davranış değildir. Efendim, sonraki soru kim var? Feyza Hanım'ın sorusu var. Bebeğim 13 aylık ve geceleri her 1-2 saatte mutlaka anne sütü istediği için uyanıyor. Gece beslenmesi ne zaman kesmeliyim diye sormuş. 13 aylık bir çocukta henüz 18 aydan itibaren yavaş yavaş gece beslenmesini azaltabiliriz. Anne sütü yerine bir biberonla ya da bir bardakta inek sütü, hafif ılıtılmış bir inek sütü verilmesi çocuğun gece anne sütünden kesilmesine katkı sağlar. Eğer 1 saatte bir uyanıyorsa çocuk. Ancak çocukların sütten kesme süresi 24 ile 30 ay arasındadır. 24. ay girdiğinden itibaren Allah işte bu. Çocuğun dudaklarına bir emme refleksi vermiş. Ne demek biliyor musunuz emme refleksi? Ya bu çocuk dünyası garip bir şey. Allah çocukların dudaklarına küçük voltajlı elektrik veriyor. Böyle dudakları böyle kıpır kıpır. Böyle bir şey istiyor dudakları. Böyle bir şey istiyor dudakları. Buna biz emme refleksi diyoruz. Çocukların dudakları sürekli olarak sanki içinde küçük voltajlı bir elektrik varmış gibi rahatsızlar. Ve bir şeye tutunup emmek istiyorlar. Neden dolayı Allah bunu yaratmış? Çocuk annesini emsin diyor. Yoksa açlıktan ölürler çocuklar. İşte bu voltaj var ya, bu küçücük elektrik var ya, çocuklarda 24 ayı geçince şalter kapanıyor. Şart diye gidiveriyor. He? Çocuk birdenbire boşlukta kalıyor. Dudaklarındaki emme refleksi kapanıyor. Ancak 24 aydan sonra peki çocuklar neden dolayı hala emiyorlar? Orada alışkanlığı devam ettiriyor çocuk. 24 ay boyunca gece gündüz anneyi emen çocuk aslında alışkanlığını devam ettiriyor. Biz 24. aydan 30. aya kadar çocuklarda işte bu alışkanlığı terk ettirmeye çalışıyoruz. Onun da nasıl olduğunu değişik kitaplarda anlatmaya çalıştım. Azaltma yöntemiyle gündüz ve gece kesmelerinin ayrıca yöntemleri var. Sabah kalktığında ve akşam yatarken, uyurken ve uyandıktan sonraki kesmelerin ve süt içmelerinin bir anlamları var. Onları da ayrıca değişik yerlerde anlatmaya çalışmıştım. Ama bileceğimiz şey şu, çocuğun sütten kesilmesi 24. ay tamamlandıktan sonra olur. Hocam 22. ayda, 20. aydan itibaren çocuğum çok emmeye başladı. Çocuğun son aylardaki emmesi veda emişleridir. Ne demek veda emişleri? elektrik azalıyor ve çocuk çok sevdiği anne sütünü artık içten gelen bir refleksle değil, tuhaf bir duyguyla emiyor ve bırakacağını fark ediyor. Yani siz birisinin elinden bir eşyayı alırken nasıl ki daha çok çeker. Aynı onun gibi çocuğun dudaklarındaki elektrik azalmaya başlayınca çocuk tuhaf bir duygu içerisinde daha yoğun tutunuyor. Buna veda emişleri diyoruz. Çocuklar yaklaşık 20. aydan 24. aya kadar veda emişlerinde daha çok emmek isterler. Anneler çok defa şaşırıyor, bu çocuk nasıl bırakacak diye. Hiç endişe etmeyin. Ama hiç endişe etmeyin. Çünkü o kadar yoğun emen çocuk, yardımcınız, çocuğun bizzat kendisi, yardımcınız Allah, elektriği kapattığı sırada birdenbire dudaklarındaki o sızı azaldığı sırada yavaş yavaş sizden vedalaşacak. Bu hem sizin için hem de çocuk için aslında bir yavaş yavaş kopuşun başlangıcı olacak. Hem sizin için hüzünlü hem de çocuk için hüzünlü. Efendim, kimen sorusu var. Kaytan Bıyık isimli Twitter kullanıcısı. Soruyoruz, cevap geldiğini hiç görmedim. Sadece bugün 2 kez oldu diye yazmış. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yoğunluktan dolayı bütün soruları cevaplandıramıyorum ama keşke bunu yazacağınıza soruyu yazmış olsaydınız, o soruyu cevaplandırmış olurduk. Ne yapacağız şimdi? Bir kere daha diyeceksiniz bu sefer. 3. kez sordum diyeceksiniz. Tüh. Kimin sorusu var? Gülşen Hanım'ın sorusu var. 9 yaşındaki yeğenim 9 aylıktan beri annesinin hırkasını koklayarak uyuyor. Annesine çok düşkün, tekrar güvenli bağlanabilir mi? Tabii ki. Güvenli bağlanmanın içsel refleksi 24 ay boyunca çok yoğun bir şekilde devam ediyor. 9 yaş. Ben 9 aylık diye şey yaptım. Yeniden bağlanabilir. Tabii ki yeniden bağlanabilir. Yalnız burada annenin belli çabası olması lazım. 9 aylık bir çocuk annesiyle birlikte yatmadı, ememedi, bağlanmanın temel kriterlerini sağlayamadık, yeniden bağlanabilir mi sorusu olsaydı, evet, çocuğun içerisinde çünkü müthiş bir yöneliş var. Peki 9 yaşındaki bir çocuk, evet, o yöneliş azalmış durumda. Anne kendini çocuğa yeniden vermeye başlarsa, yeniden güvenli bağlanma oluşabilir. Sıkıyor muyum bilmiyorum. Uzun mu anlatıyorum ama her birisini cevaplandırmak istiyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Güvenli bağlanma nedir? Aslında baktığımızda, özet olarak baksak, güvenli bağlanma bir sürü şey söylüyoruz ya. Özet olarak baktığımızda güvenli bağlanma kişinin kendisini kaygısızca bırakma davranışını çocukluk döneminde öğrenmesidir. Ruhun kendini bırakmayı öğrenmesidir. Neye? Güvenlice anneye bırakmayı. Uyurken bırakmayı. Ruhsal bir yatkınlık kazanma. 2 yıl boyunca ruhun bırakma davranışını öğrenmesi. 2 tane temel şeyden bahsediyorum. Ruhun kendini bırakma fiziksel bir eylem olduğu halde ruhsal bırakmadan bahsediyorum. Ruhun kendini bırakmayı öğrenmesi. Ve buna yatkınlık kazanması. Ve bu yatkınlık kazanan ruhun yıllar sonra kendisi anne olduğunda öğrendiği bu bırakma davranışını şu anda duygularına temas eden eşine bırakmayı öğrenmesi. Kendini eşine bırakmayı öğrenmesi. Kendini bebeğine bırakmayı öğrenmesi. Yerim seni diyerek bırakmayı öğrenmesi. Kızım diyerek bırakmayı öğrenmesi. Bu değil. Kızım gel buraya. Gel bakayım buraya. Gel seni bir öpeyim. Bu değil. Bu bırakmayı öğrenmemiş bir ruhun hali. Hayır, öyle değil. Kızım, ruhsal bırakma çocukluk döneminde öğrenilen güvenli bağlanma davranışıdır. Bu davranışın kullanıldığı yer ise yoğunluklu kullanıldığı yer ise eşe ve çocuğa bireyin kendisini bırakmayı başarabilmesi. Çocukluk döneminde güvenli bağlanması olmayan kişilerle yapılan çalışmalarda, bilimsel çalışmalarda acaba eşe kendini bırakabiliyor mu? Acaba güvenli bağlanamamış olan bir birey eşiyle güvenli bağlanabiliyor mu? Romantik ilişkilerde bağlanma diyoruz. Hayır, zorluk çekiyor. Neden? Ruhsal yatkınlığı yok çünkü. Bu yatkınlık işte o çocukluk döneminde ediniliyor. Ya işte o yüzden böyle deli gibi çırpınıp duruyorum. Bilimsel çalışmalar ortaya koymaya çalışıyorum. Bir sürü kitap yazmaya çalışıyorum. Belki ilmin sadakası olur diye işte her hafta ne güzel siz koltuklarınızda oturuyorsunuz. Ben de gidip şu anda koltukta oturup güzel güzel çay içmesini bilirim. Ancak paylaşmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Neden? Bağlanın çocuklarınızla. Eşlerinizle bağlanın. Hem de öyle bir bağlanın ki kör düğüm gibi bağlanın. Ve öylelikle aile olun. Ve öylelikle anne olun. Ve bunun bilimsel kökenleriyle birlikte anlatmaya çalışıyorum. Kimin sorusu var sırada? Kimin sorusu var? Eğer biz böyle uzun uzun anlatacak olursak vaktimiz mi yetmeyecek galiba? Sıradaki soruları da cevaplandırmaya devam edeyim. Efendim, kokopelli en sağlıklı bebek uyutma şekli nasıl olmalı? Bebekler nasıl uyutulmalı? Uyku eğitimleri hakkında düşünceniz. Kokopelli Bayat Sistem Kokopelli isimli Twitter kullanıcısı. Şöyle söyleyeyim, uyku eğitimi diye bahsettiğiniz şey çocuğun 6. ayından itibaren başka bir odada yalnız başına ağlatılarak uyutulması şeklindeki bir eğitimse bu benim açımdan çocuğa eziyet etmekten, anneye eziyet etmekten ve güvenli bağlanma ilişkisini kırmaktan başka bir şey değildir. Uyku eğitimi 2 yaşını doldurmamış olan bir çocukta vermeye kalkmak, o çocuk ile anne arasında ruhsal bağı koparmak anlamına gelir. Hayır, yapmamanızı tavsiye ederim. Peki en sağlıklı uyutma şekli biraz önce tarif ettiğim gibi güvenli bağlanma yatağının içerisinde veya anne yatağının içerisinde çocukla annenin koklaşa birbirleriyle tensel temas kura yatmasıdır. Ama hocam ben korkuyorum çocuğumu ezerim diye hastaneden de öyle söylediler. Çocuk ezilmeleri, çocuk ölümleri vesaireleri bol oluyormuş. Hayır, yapılan çalışmalara baktığımızda doğum sonrası anne refleksi dediğimiz çocuğunu kaybetme korkusu anneyi birdenbire sıçrattırıyor. Çünkü anne 9 ay boyunca bir sürü kilo taşıdı. 15-20 kilo, 15 kilo, 10-15 kilo kadar ağırlaştı. Birdenbire hafifledi şu anda. Gece uyurken anne birdenbire vücudunda fiziksel bir sürü değişiklikler oldu. Sıçrayarak uyanır, çocuk yanında mı diye bakar. İşte bu anne refleksi çocuğun ezilmesini önleyen en önemli reflekslerden bir tanesi. Ve çocuğun zaten kıpır kıpır olan ve sürekli emme isteğiyle olan davranışları var. Peki anne yatağında ölümler var. Onlar neye sebep olacak? Eğer bir derin uyku problemi yaşıyorsanız, yani ben bir uyuyorum ki uyanamıyorum. Bu bir derin uyku problemidir. Eğer öyle bir durum varsa evet o zaman riskli olur. Eğer işte yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Amerika'da yine yapılan çalışmalar. Anne yatağında ölen çocukların işte anne alkol almış yatağa girmiş, anne uyuşturucu kullanmış, anne psikolojik haplar kullanmış, depresyon hapları vesaire kullanmış ve çocuğunu da emzirmiyor. Anne derin uyku problemi var. Yani annenin hiçbir problemi olmadığı durumlarda çocuk ezme vakaları olur mu? Çocuğu hayır, öyle bir şeye rastlanmamış. Anne uyurken bebeğini de emzirmemesi lazım. Göğsünü verip sonra kendisi uykuya dalmaması lazım. Yardımcı olması lazım. Eşin de yardımcı olması lazım. Tüm bu kriterlerin dışına çıktığımız sırada çocuğuyla birlikte anne güvenlice yatabilir. Uyku eğitimi ve en sağlıklı uyku şekli bu şekilde diye tarif edebilirim. Nihan Hanım'ın sorusu var. Sayın hocam iyi yayınlar. Yeniden bağlanma sürecini anlatır mısınız? Nihan Hanım, bunun için ayrıca bir program düzenleyeceğim. Annenin kendisini stresten alıkoyması, genişleyebilmesi, öfkesini yönetebilmesi, duygularını yönetebilmesi için anlatacağım şeyler var. Ki yakında çıkacak bir kitabımız da var. İnşallah birlikte eğer ikisi aynı eş zamanlı olursa harika bir şey olur. O uzun bir konu. Müteyak kız diye bir Twitter kullanıcısı. 5,5 yaşındaki oğlum aşırı hassas, anaokulunda öğretmeni stop demiş. Okula gitmekte sıkıntı yaşıyor. Ne yapmalıyım? Duygusal olarak güçlendirmeniz lazım çocuğunuzu. İki türlü. Yani ben burada bana tarif ettiğiniz davranışların fıtrata uygun neden çıktığının kökenlerini söyleyebilirim bu durumda. İki sebepten dolayı çıkmış olabilir. Bir, incitilmiş çocuk. Edilgenleştirilmiş çocuk. Daha böylesi bir hassaslık olabilir. Edilgenleştirilmiş çocuk. İncitilmiş, baskı uygulanmış, kızılmış, aşağılanmış çocuk. Ya da aşırı derecede ilgilenilmiş olan, üstüne çok düşülmüş olan, üstüne kaşıkla peşinde gezdirilmiş, aman aman oğlum diye peşinde gezdirilmiş çocuğun kendi gücünü elde edememiş olan çocuğun davranışıdır. Ne yapmak lazım? Bu davranışları bırakıp çocuğa yakın duygusal destek olmak lazım. Filiz Hanım'ın mesajı var. Çocuğum 3,5 yaşında, gece alt ıslatmalarımız var. Gece ıslandığında rahatsız olmuyor, uykuya devam ediyor, tuvalete gitmeyi reddediyor. 3,5 yaşındaki çocuğun gece alt ıslatmaları, Filiz Hanım, çok problem etmeyin. Bu yaş hemen öyle birdenbire gece alt ıslatmalarını bırakacak bir yaş değil. Gece tuvalete gitmeyi reddediyor, uyumaya devam ediyor. Bunlar anormal bir davranış değil. Çocuğun reddetmesi, uykuyu devam ettirme isteğinden, yani temel ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Bu ciddi bir problem değil. Kadriye Hanım'ın mesajı var. Hocam, evcilik oyunu boş bir aktivite mi? Montessori'nin felsefesine göre siz ne düşünüyorsunuz? Okul öncesi etkinlikleriyle ilgili ne yapmalıyız? Hayır, evcilik oyununu şöyle düşünürseniz yanlış olur. Hayali bir olmayan bir yaşamı, polyanacı bir yaşamı kurgularsanız o sağlıklı olmaz. Ancak gerçek yaşamın minyatür parçalarını çocukla birlikte bir tırnak içerisinde evcilik oyunu içerisinde gerçekleştirir iseniz bu harika bir şey olur. İzin verirseniz şunu söylemeye çalışayım ben size. Çocuklarda nezaket ve zerafet davranışları minyatürleştirilmiş gerçek yaşamın içerisinde anlatılır. Çocuğun anne babasıyla ilişkisi, bir kadının kocasıyla olan ilişkisi, bir aile yaşamının içerisindeki nezaket, zerafet davranışları. Bana bir su getirir misin? Peki, suyumuz biraz soğuk. Acaba ılıtıp getireyim mi? Olur, tamam. Peki, nereye oturmak istersiniz? Anneciğim, kapı çaldı, ben bakabilir miyim? Siz çocuk olun, oyuncu evciliğin içerisine. Çocuklarınızda geliştirmek istediğiniz davranışları o oyunun içerisindeki insanlara yaşatın. Boş bir şey değil. Tuğba Hanım'ın mesajı var. Kızım 30 aylık, bu ara çok hırçın, her şeyi ağlayarak halletmeye çalışıyor. Herkes çok yüz veriyorsun diyor. Nasıl davranmalıyım? Tuğba Hanım, çok yüz veriyorsun mu acaba? Engelliyor olabilir miyiz farkına varmadan? Çünkü 30 aylık bir çocuk ancak engellendiği zaman hırçınlık sergiler. Kendi davranışlarınıza bir bakın. Engelliyorsanız sıradan olan davranışları engellememeye çalışın ki çocuğunuz hırçınlık kazanmasın. Tuğba Y isimli Twitter kullanıcısı. Bu sene kreşe başlayan kızım huyu tavırları değişti, kabalaştı. Biraz birden bizi dinlerken yılgın, umursamaz davranıyor. Ne önerirsiniz? Evet, çocuklar mekan değiştirdikleri sırada yakınlık ilişkisi değiştiği zaman, başka birisinin yanına geldi, öğretmenin yanına geldi, teyzesiyle birlikte bir süre kalmaya başladı. Çocuk mekan değiştirdiği ve yakınlık ilişkisini değiştirdiği sırada huyu, davranışı değişir. Bu geçici bir şey olabilmesi için siz stabil davranmaya, o ne kadar kaba davranırsa davransın siz normal davranmaya, devam ettiğiniz süre içerisinde bu türbülans bir süre sonra kendiliğinden geçecektir. Ancak çocuk anormal davranışları edindiği, dışarıda arkadaşı, öğretmeni, şuyu, buyu vesairesiyle birlikte uzun süre ve bağlanma ilişkisi içerisinde var olursa o zaman ne olur? O zaman bu kalıcılık sağlanır. Çocuk kiminle bağlanırsa onun duygularını edinir. O yüzden dışarıda bağlanma figürünü mutlaka dengelemek lazım ki çocuğun sizin davranışlarınızı çocuk edinsin. Efendim, sorulara bakıyorum. Sorular oldukça yoğun ve devam ediyor. Şöyle cevaplandırmaya çalışayım. Birkaç tane daha soru cevaplandırayım mı diye düşünüyorum. Hocam, emzik bıraktırmanın yolları nelerdir? Emziği vermezsiniz ağza, emzik bıraktırılmış olur. Ama çok ağlıyor. Çocukla yakın olduğunuz zaman, kucak açıcı olduktan sonra, duygusal destek olduktan sonra çocuğun ağlamaları bir problem değildir. Efendim, Gmail'den gelen soruları cevaplandırmaya çalışayım. Efendim, Sezen Hanım'ın mesajı var. En son gelen. Merhaba, kızım 6 yaşında 1. sınıfa verdim. Vermeyeceğim bu sene derken şimdi kötü olduğu için değil ama sınıfta 2009'lu yani 1 yaş büyük olanlar var ve vicdan yapıyorum diye söylemiş. Şimdi Sezen Hanım, geri almak diye bir şey olmaz zaten. Vicdan yapmayı bir tarafa bırakın isterseniz. Ya ne yapmaya çalışın? Kızınıza duygusal destek olmaya çalışın. Ne demek duygusal destek olmaya çalışmak? Çocuğunuzun her incindiğinde, kendini her yetersiz hissettiğinde, çocuğunuzun okulu her yapamıyorum dediğinde siz onunla birlikte yapmaya çalışın. Ödevlerini birlikte yapmaya çalışın. Evde eğitimine destek olmaya çalışın. Duygularına destek olmaya çalışın. İncitmemeye çalışın ki o 1 yıllık aradaki fark kapansın. Sakın ola ki almayı düşünmeyin. Hüsnü Ülker yazmış. Benim 3 yaşında oğlum var. Kendisi bize çok bağlı olduğundan okul öncesi eğitime ne zaman başlamamız uygun olur diye yazmış Hüsnü Ülker. Ne zaman başlanır çocuklarda? Çocuklar 4 yaşından sonra ancak okul öncesi eğitime başlamalarını tavsiye ediyoruz. Ve 4 yaşındaki bir çocuk bütün gün boyunca okula gitmez. Ya ne kadar gider? Çocuğun yaşı kadar saat okula gider. 4 yaşındaki bir çocuk 4 saat maksimum okula gider. 5 yaşındaki bir çocuk 6 saat, 5 saat okula gider. Çocuk okula birdenbire bütün gün boyunca 4 yaşındaki bir çocuk başlamaz. Derya Hanım'ın mesajı var. Derya Hanım şöyle sormuş. Merhaba hocam, sizi severek ve ilgiyle takip ediyorum. Şu anda gelen mesajlar bunlar aynı zamanda. En kısa zamanda kitaplarınızı da edinmek istiyorum. Sormak istediğim şu, benim 14 aylık oğlum var. Hala emziriyorum. Evet. Ve bu yüzden bel, sırtım ağrılarım çok oluyor. Evet. Gece uyanmaları da devam ediyor. Yemek olayında biraz sıkıntılı. Mesela kahvaltı hiç yapmıyor. Meme emdiği için. Yo. Siz memeyi gözünüze takmışsınız herhalde ki kesmek için mi bu soruyu sordunuz? Sizce yemek düzeni olması ve uyku düzeni için memeden kesmem gerekir mi demişsiniz. Sonraki cümle zaten kendisini gösterdi. Hayır. 24 ay dolmadan fiziğinizi nasıl güçlendirirsiniz? Oturuş şeklinizi nasıl düzenlersiniz? Belinize yastık mı korsunuz? Çocuğunuzu kucağınızda daha sağlıklı nasıl tutarsınız? Emzirme yöntemlerinize bir gözden geçirin. Ancak şunu kesinlikle tavsiye etmem. Neyi? İşte 14 aylık bebeğimi sütten keseyim, daha iyi yemek yesin. Hayır, böyle bir şey yok. Vildan Hanım'ın mesajı var. Vildan Hanım şöyle sormuş. 4,5 yaşında oğlum anaokuluna gidiyor. Kur'an eğitimi de alıyor. Sabah 9'dan akşam 5'e kadar. Sizce yanlış mı yapıyorum? Etrafımda çok fazla olduğunu söylüyorlar saatin. Fakat evde kaldığı zaman kızımla sürekli kavga halindeler. Kızım hiç rahat bırakmıyor ablasını. 23 aylık laf anlamıyor da abisi de sürekli vuruyor. Vildan Hanım, çocuklar evde kavga yapıyorlar diye evden uzaklaştırılmaz. Hele ki sabah 9'dan akşam 5'e kadar 4,5 yaşındaki bir çocuğun okulda kalması, kreşte kalması, Kur'an kursunda kalması pedagojik değildir. Ya... Peki ne yapayım hocam? Çocuklarınızla birlikte yaşamayı öğrenin. Problem çözme yeteneğinizi genişletmeye çalışın. Kendi içinizi genişletmeye çalışın. Daralmamaya, çatlamamaya, patlamamaya çalışın. Efendim, Merve Aksoy Hanım yazmış. Merhaba hocam, 29 aylık kız çocuğum var. 2 yaşından beri tırnak yiyor. Sinirli bir çocuk değil, anne baba olarak sevgiyle büyütüyoruz. 2 yaşından itibaren tırnak yiyor dediğinizde alışkanlık bozukluğu olur. Çünkü tırnak yeme davranışı genellikle duygusal zarara uğramış olan çocuklarda görülen bir davranıştır. 2 yaşındaki bir çocuğun duygusal olarak zarara uğratılması neredeyse imkansızdır eğer sevgiyle büyütüyorsanız. O bir alışkanlık elde etmiştir. Peki ne yapacağız hocam? Elini meşgul etmeye çalışın, elini çekmeye çalışın, ağzını meşgul etmeye çalışın, alışkanlığı bozmaya çalışın, alışkanlığı değiştirmeye çalışın. Alper Bey'in mesajı var, güvenli bağlanmakla ilgili yazmış Alper Bey. Hocam 4,5 aylık kızım var. Eşim kitaplarınız ve sizi severek takip ederek yönlendirmenizi dikkate alıyoruz. Anne kız birlikte yatıyorlar. Harika. Sürekli birlikte vakit geçiriyorlar. Harika. Fakat kızımız beni gördüğünde çok mutlu oluyor. Ve çok sevinip pozitif tepkiler veriyor. Harika. Eşim bebeğimizin benimle bir bağ olduğunu ve kendisiyle olması gereken bağ oluşturmadığını düşünüyor. Bu mümkün mü? Eğer güvenli bağlanma süreci sağlıklı geçmişse, birlikte yatmışlar, emzirmişler, ten tene temas, göz göze temas sağlanmışsa çocukla, 4,5 yaşındaki bir çocuk artık anneye çok fazla ihtiyaç duymaz. Ya da daha önceki dönemlerde de baba yine karşısına çıkmışsa 3 yaşındayken kapıdan açtı, içeriye geldi. Babanın eve girmesi çocuk için yeni bir ruhsal durumdur. Çocuk yeni ruhsal durumun heyecanını yaşamak için babayı tercih eder. Ancak zorda kaldığı sırada anneyi tercih ediyorsa kime bağlandığı ortaya çıkar. Yani zorda kaldığı durum ne? Acıktığı sırada kiminle olmak istiyor? Kim ona bir şey versin? Uykuya girerken kimle birlikte yatmak istiyor? Zorda kaldığı durumda korktuğu zaman kimi tercih ediyor? Kimin yanına sığınıyorsa güvenli bağlandığı kişi odur. 4,5 yaşındaki bir çocuk artık eğer anneyle güvenli bağlanma ilişkisini tamamladıysa anneyi yavaş yavaş bırakacaktır. Yeni okyanuslara doğru yelken açacaktır. Tebrik etmek lazım eşinizi Alper Bey. Hiç de endişe duymasın. Gülşah Hanım'ın mesajı var. İyi akşamlar hocam. Kızım 2 yaşında ve öğlen uykusu istemiyor. Zorla uyutmalı mıyım? Akışına mı bırakmalıyım diye yazmış. Aslında öğlen uykusu 2 yaşındaki bir çocuk için ihtiyaçtır. Uyku düzeninize şöyle bir bakın. Eğer gece uykusunu, örneğin saat çocuk 8'de yatıyor, akşam 8'de yatıyor, sabaha kadar uyuyorsa ve çok fazla gece uykusu uyuyorsa ya da ikindi saatinde uyutuyorsanız çocuğunuzu uyku düzeni bozuk demektir. Uyku düzeninizi bir gözden geçirin. Benim attığım bir tweet var. İsterseniz o tweete de bir bakın. Çocuğun yaşına göre kaç saat uyuması lazım diye. O tweete de bir bakın. 2 yaşındaki bir çocuğun öğlen uykusu uyuması bir ihtiyaçtır. Birlikte yatın ve uyutmaya çalışın Gülşah Hanım. Efendim... Yasemin Hanım'ın mesajı var. Son olarak Yasemin Hanım'ın mesajında biliyorum birçok mesajlar geldi ama her 4 programda bir, 25.'deyiz şimdi. 30. Pedagoji Okulu'nda yeniden, 35. Pedagoji Okulu'nda yeniden mesajlara mümkün olduğunca uzun uzadıya da belki sizi de ilgilendiren taraflar var. Çünkü siz mesela bir soruyu duyduğunuzda benzetiyorsunuz. Aa sadece ben yaşamıyorum bu problemi diye. Benim soracağım soruya da cevap veriyor diye düşünerek belki de o yüzden uzun uzun cevap vermeye çalıştım bugün. Merhaba diye sormuş Yasemin Hanım. Oğlum 7 aylık, gece beraber yatıyoruz. Gündüz de bazen emerek uyuyor. Bazen tek bırakıyorum. Kendisi uyuyor ama ağlamıyor. Gündüz de etrafına oyuncak bırakıp odada bırakıyorum. Onu keyifli oynuyor. Arada bir gidip kontrol ediyorum onu. Yalnız bırakmak doğru mu acaba, yoksa hep yanında mı olsun oğlum? 7 aylık olduğundan dolayı yanınızda bulunması sizin için de çocuk için de iyi olur. Odaya oyuncaklarıyla birlikte bırakmaktansa yanınızda bir yerde bir halı, bir kilim, bir örtü, onun üzerinde oyuncaklarıyla birlikte göz teması sağlansa iyi olur. Sevgili Yasemin Hanım, sizin mesajınız. Dilruba Hanım'ın da mesajını cevaplandırarak bitireyim. Yasemin Hanım'ı cevaplandırayım demiştim ama o da güvenli bağlanmakla ilgili sormuş. Adem Bey, oğlumla 4 yaş 3 ay yeniden bağlanma sürecini çalıştım ama başlatamıyorum. Çünkü gece nöbetlerim de oluyor. Yıllık iznimde genelde köyde oluyoruz. Başka evde 4 haftalık sürede güvenli bağlanmak için oğlumla birlikte yatsak ve gerekli şeyleri yapsam faydası olur mu? Sadece Dilruba Hanım, sadece çocukla yeniden bağlanma sürecinde bağlanamadık çocuğumla. Ne yapmam lazım bundan sonrasını telafi edeyim diye sorusunun cevabı olarak söylüyorum. Sadece çocukla birlikte yatmaya başlamış olmak güvenli bağlanmayı sağlamıyor. Annenin kendi içerisinde bir ruhsal hal değişikliği, annenin kendi içerisinde bir bağlanmaya hazır hale gelmesi gerekiyor. Anne çocuğun yanına gitti, yattı, sabah kalktı, bağlandılar. Hayır, annenin sesinin değişmesi gerekiyor. Yeniden bağlanma eğer anneyle olacaksa. Yeniden bağlanma babayla olur mu? Tabii ki olur. Yeniden bağlanma dediğimiz şey çocuğun kendini güvenlice bırakmayı, yaşı geçmiş olsa da yeniden öğrenmesi. İyilik ilişkisi içerisinde bulunması. Sadece birlikte yatmayı içermiyor. Annenin yavaşlamasını içeriyor, annenin öfkesini yönetmesini içeriyor, annenin çocuk ile doyurucu bir işbirliğini içeriyor, annenin kendini bırakabilmesini içeriyor, çocuğun her türlü hırçın davranışlarına karşı geniş olmayı içeriyor. Tüm bunları yan yana getirmedikçe sadece birlikte yatmış olmak güvenli yeniden bağlanmayı sağlamaz sevgili Dilruba Hanım. Efendim, 1,5 saat oldu yayınımız. 1,5 saat oldu. Şu anda kimlerin mesajını görüyorum? Emine Bremen, Şenay Hanım'ın, Hülya Hanım'ın, Recep Bey'in, Cihan Bey'in, Songül Bey'in, Aylin Bey'in, Recep Bey'in, Erol Bey'in, Zeynep Hanım'ın, DSK isimli kullanıcı, Nesibe Hanım'ın, Ayşe Hanım'ın, Sema Hanım'ın, sevgili Aslı Hanım'ın, Nagihan Hanım'ın ve her birinizden tek tek özür dilemek zorunda kalıyorum. Çünkü saatler sürecek olan belki de bir program olacaktı ama... İzin verirseniz burada kesmeye çalışayım. Ben mümkün olduğunca bu sorulara da mail üzerinden cevaplandırmaya çalışayım yapabildiğim kadarıyla. Twitter üzerinden gelen sorular var. Onlarda da yine elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışayım. Twitter üzerinden gelen sorulara şöyle bir baktığımda kimler var? Fatma Coşkun Hanım var. Hakan Bey var. Özkan Bey var. Meral Hanım'ın sorusu var. Survivor var, Levent Bey var, Tuğba Hanım var, Didem Hanım var, Murat Pekşen Bey var, Yusuf Bey var, Efsane Kral var, Merve Hanım var, Sade Hanım var. Her birinizden tek tek özür diliyor ve önümüzdeki soru cevaplara kadar beni affetmenizi rica ediyorum. Efendim, önümüzdeki hafta Cumartesi günü saat 22'yi gösterdiğinde eğer sizler de Pedagoji Okulu'nun bir öğrencisi olmak istiyorsanız lütfen burada olun. Sadece siz burada olmayın. Şu duyduklarınızı çocuğunuzun öğretmeninin de duyması için sosyal medya üzerinden duyurun, haber yapın, söyleyin, bir şeyler söyleyin. Çünkü çocuk yetiştirmek sadece kendi çocuğunu yetiştirmek demek değildir. Siz çocuğunuzu duyarlıca yetiştirir ve fakat çocuğunuzun yanındaki yetişkinlerin duyarlı bir çocuğa nasıl davranacağını bilmezler ise çocuğunuz onlara yem olur. Siz çocuğunuzu duyarlıca yetiştiriyor ve fakat yukarıdaki komşunuz çocuğunu hırçınca yetiştiriyorsa çocuğunuz o çocuğun esiri olur. Çünkü pedagoji toplumsal bir duyarlılığı gerektiren bir bilimdir. Toplumsal duyarlılık olmadan kişi kendi çocuğunu nezaketle, zerafetle yetiştirmesi çok bir anlam taşımaz. Efendim, haftaya Cumartesi günü saat 10'u gösterdiğinde yine birlikte olalım. Hoşça kalın.